Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Burak çok evet. Çok kısa rica edelim. Ondan sonra çünkü Öney Hanım'ı ve Fikret abi dinleyeceğiz. Şu yorumları çok duyuyorum. Rusya tuzağa çekildi, Putin tuzağa düştü. Yani 1970'lerde KGB'de çalışmaya başlayarak kariyerine başlamış olan, feleğin çemberinden geçmiş, bürokrasi, güvenlik, ordu, istihbarat, bütün bu mevzulara hakim, ülkesinin bütün kaynaklarına ve devlet mekanizmasına hakim, Moskova'da oturan Putin, 1999'dan beri Rusya'yı yöneten adam tuzağa düşüyor, tuzağa düştüğünü görmüyor. İstanbul'dan bazı yorumcular, ya bu sadece Türker Bey değil, ben Twitter'da da görüyorum bu yorumları, Rusya'nın tuzağa düştüğünü tespit ediyorlar. Ya bakın Rusya'nın yaptığı şey şu, 1938'de Nazi Almanya'sı Çekoslovakya'yı nasıl musallat olduysa ve güç kullanarak aldıysa, 2003'te Amerika, Irak'ı uluslararası hukuku çiğneyerek bir yalana istinaden, kitle imha silahları yalanına dayanarak Irak'ı nasıl istila ettiyse, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'da yaptığı bu. Şimdi yolu Amerika açtı. Bakın dünyadaki emperyalist güçler arasında eli en kanlı olan Amerika. Bunu Irak'ta yaptılar, Libya'da yaptılar. Suriye'de 2011'den beri proxy yani vekil güçler aracılığıyla yapıyorlar. Yani Amerika'nın biz sicilini bilmiyor muyuz? Amerika'nın Suriye'ye layık gördüğü şey cihatçılar. Türkiye'ye layık gördüğü şey bir süre için, uzun bir süre için siyasal İslam. Amerika bu. Ama yani şimdi bakın Ukrayna'da vatan savunması yapan insanlar, ülkesini Rus işgalcilere karşı savunanlar şöyle mi düşünecekler? Ya biz tabii Amerika'nın yaptığı, biz Afganistan'da işlediği günahların bedelini ödüyoruz mu diyecekler. Yani bunu biz hani Amerika yolu açtı, Rusya da bunu yapabilir demeye getirdiğiniz zaman siz bu argümanı az önce kardeşlerimizin bahsettiği kar suyu eriterek su ihtiyacını gidermeye çalışan Türk öğrencileri bir anlatın bakalım. Yani siz kar suyu eritiyorsunuz çünkü bu yolu Amerika açmıştı. Son olarak da şunu söyleyeceğim bakın yani. NATO'nun yayılmacılığının gelinen noktada rolü yok mu? Onu da konuşuruz, onu peki. Da konuşuruz. Bu çok önemli. Şimdi bakın Ukrayna'da neonazi milisler var. Ukrayna'da neonazi ve tehlikeli adamlar var. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya taşıdığı, savaşmak için taşıdığı binlerce Çeçen, şeriatçı milis var. Yani şimdi orada neonaziler varsa karşısında da Kadirov, işbirlikçi Kadirov yönetiminin şeriatçı Çeçen milislerini öne sürüyorlar. Yani böyle büyüteçle ayrıntılara bakarak onu genele teşmil etmek... Yani bunu Putin konuşurken yapar ama bizlerin tarafsız yorumcular olarak, hele bir de olaya üçüncü bir ülkeden bakan tarafsız yorumcular olarak bu tür tuzaklara düşmememiz lazım. Canım, yorumcular taraf olabilir yani, tarafsızlık haberler için geçerli. Gökmen Bey. Buyurun Türker Bey. Çok kısa rica edeyim ama Öney Hanım'ı ve Fikret abiyi dinleyeceğim. Ama ben bana beni konuşturmadınız ki. Peki buyurun. Şimdi tabii ki tarafsız değil. Ben büyük resmi görüp analiz edin. Buradan Türkiye asgari zararla nasıl çıkar? Bunun derdindeyim. Biraz önce anlattığım gibi bu yolu açan, uluslararası hukuku yok sayan Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda Suriye'de varlık nedeni yok. Yani arkasında bunun nedeni yok. Şimdi egemen bir ülke Ukrayna NATO'ya giremez mi? Ama soğuk savaş biterken sözler verilmiş. Ve sözleri biz yaşayarak da biliyoruz. Yani biz de görev yapıyoruz. NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair sözler verilmesine rağmen tutulmadı. Genişledi. Artık diyor benim için bu kırmızı çizgi diyor. Şimdi bir geriye saralım. 1962 Küba krizi. Küba'da özgür bir ülke. Füzeleri yerleştirince Amerika biliyorsunuz kıyameti kopardı. Sonra ne oldu? Oturuldu, anlaşıldı. Şimdi Rusya'nın güvenlik endişeleri yersiz olabilir mi? Diyor ki adamlar, Avrupa'dan bize karşı tarihte 4 defa istila yapılmış diyor. 20. yüzyılda 2 defa Almanlar tarafından. Ondan önce de biliyorsunuz Napolyon tarafından. Peki Ruslar nasıl kurtulmuş? Coğrafyanın derinliği vasıtasıyla kurtulmuş. Şimdi diyor ki siz artık coğrafyanın derinliğini bitirdiniz. Nerenin? Moskova'nın dibine geldiniz diyor. Şimdi şu istek çok mu? Eğer biz bölgede, yerkürede, barış içinde birlikte yaşayacaksa birbirimizin güvenlik endişelerine saygı duymamız gerekmez mi? Şimdi ben mesela bu Sivris tatbikatlarını biliyorum. Hepsine katıldığım için biliyorum. Orada hani Amerikalıların söylediği nation building, uluslaştırmak için nasıl yatırım yapıldığını Ukrayna'ya biliyorum. Geçen sene
bu Seabiriz denen, yani Türkçesiyle deniz meltemi tatbikatına Karadeniz'de 32 ülkenin gemisi vardı. Mesela Kore, Brezilya, soruyorum, Kore'nin hangi güvenlik endişesi Pasifik'ten bu tarafa gemisini getirmesini gerektirdi? Şimdi Rusya diyor ki artık bu benim güvenlik endişem diyor. Gürcistan'ın ve Ukrayna'nın NATO'ya girmesini istemiyorum diyor. Buraya NATO seyircilerini, füzelerini konuşlandırmasını istemiyorum. Şimdi resim bu. Peki. Biz ne yapabiliriz? Bakınız, biz ne yapabiliriz? Biz bu savaşta taraf olmamamız lazım. Türker Bey, o biz ne yapabiliriz konusunda zaten Montreux bilmecesiyle de size tekrar sözü vereceğim. Bir isim verirseniz Öney Hanım'ı ve Fikret Gülay'ı da dinleyelim. Buyurun Öney Hanım. Efendim şimdi bizim Türkiye olarak gerçekten öncelikle tarafsız kalma politikamızı ve barıştan yana olan politikamızı sürdürmemiz gerekiyor. Böyle siyah ve beyaz gibi iki taraftan birinin yanında yer alarak bir başka olayı yok saymak ya da suçlamak gibi bir tavır içinde olmamalıyız. Şimdi benim söylemek istediğim önce şu. Biliyorsunuz NATO 1949 yılında kuruldu. Ve niçin kuruldu NATO? Soğuk Savaş ve Sovyet tehdidine karşı kuruldu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin de Avrupa'yı kontrol etmek amacıyla kuruldu. Şimdi hatta o tarihte ilk genel sekreteri NATO'nun demişti ki Ruslar dışarıda, Amerika içeride, Almanya aşağıda duracak. Böyle bir de kategorik değerlendirme yapmıştı. 1955 yılında da Varşova Paktı kuruldu. Varşova Paktı'na da belli ülkeler üye oldu. Ancak 1991 yılında Varşova Paktı dağıldı. Dağıldıktan sonra doğuya doğru ilerlememe sözü vermesine rağmen NATO, Varşova Paktı dağıldıktan sonra kalan ülkelerin hemen hemen hepsini belli süreler içinde NATO'ya üye olarak aldı. Şeyi ekrana verebilir miyiz arkadaşlar? Bu neydi Burak ya? Lionel Page miydi o adam? Sosyal medya hesabı. Onun bir tweet'i vardı ve o tweet'te de paylaştığı bir görsel vardı. Onu çünkü tam Öney Hanım'ın anlattığı mevzuya denk düşüyor. Ben de şöyle o esnada bir ayağa kalkayım. Yayından hemen önce çok dikkatimi çeken bir tweet'ti bu. Buraya da eğer getirecek olursak ben de buradan görür. Evet. Yani it's regrettable that many Western commentators repeated Putin's narrative that the problem came from an aggressive NATO expansion aimed at... Yani Rusya'yı çerçevelemeyi, kuşatmayı amaçlayan bir agresif NATO yayılmasından problemin kaynaklandığına ilişkin Putin'in anlatısı, yani Putin'in söylevini bu şekilde şey yapıyor ve bunun da pek çok batılı yorumcu tarafından tekrar edildiğini görmek üzücü diyor Lionel Page. Yani bu anlatılarla ilgili anladığım kadarıyla bir itirazı var Lionel Page'in ve şöyle bir harita paylaşıyor. Bu haritayı bir de tek başına görebilirsek değerli arkadaşlar, bu haritada o az önce tarihsel süreci anlattınız Öney Hanım, NATO'nun işte köklü şeyleri, üyeleri burada maviyle, açık maviyle gösteriliyor. Burası eski Varşova Paktı ülkeleri, Romanya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, hepsi şu anda NATO üyesi değil mi? NATO üyesi. Ondan sonra burası Belarus, Ukrayna, Moldova, bunlar da işte şeyin Rusya'nın çok önem verdiği, yani artık buradan öteye gelmeyin kardeşim dediği hususlar. Estonya, Litvanya ve ya da Letonya, Litvanya hangisiyse onlar da Slovenya, Slovakya. Evet, bunlar da NATO üyesi şu anda. Evet. Yani eski Varşova Paktı NATO'ya dönüşmüş durumda. Buyurun devam edin Öney Hanım. En son 2017'de Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen Karabağ'ın da NATO'ya girdiğini biliyoruz. Şimdi bu noktada 1990'ların başında Sovyet sistemi artık çöküyor. Sovyetler Birliği dağılıyor. Soğuk Savaş bitiyor. Varşova Paktı da dağılıyor. Bu nedenle NATO'nun varlığı bile tartışılmalıdır diyen görüşler de var. Şimdi Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Ukrayna'da bağımsızlığını ilan ediyor. Dağılan bölgelerden biri olarak.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa'nın Ukrayna'yı da NATO içine alma yolundaki çalışmaları Rusya'yı rahatsız ediyor. Çünkü o zaman artık